Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere yılbaşı çiçeğimle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Yani şöyle, yılbaşı çiçeği dikiyorum ama tutmuyor, ne yapsam diyen arkadaşlarıma küçük bir bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu yılbaşı çiçeğimi ben diktim. Zaten dikerken de size videosunu çektim. O zaman da bana yorumlarda birkaç arkadaşım yazmıştı. Hani boşuna dikmeyin, tutmuyor falan diye. Tabii olabiliyor, bazen tutmayabilir. Çürüyebilir. Tekrar dikebiliriz. Hak veriyorum arkadaşlarıma. Ama şimdi ben diktim bunu. Sizlerle beraber bir videomda dikmiştim. Belki 2-3 ay olmuştur. Belki de olmamıştır. İzleyenler bilir. Diktim arkadaşlar. Ve çiçeğim gördüğünüz gibi maşallahınız alırım. Tuttu. Bakın. Şu şekilde dikmiştim. Çok şükür çiçeğim tuttu ve küçük küçük filizler de veriyor. Yapraklar vermeye başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani sizler de dikin, tutmaz demeyin. Birazcık sabır, çünkü bunlar geç gelişiyor. Birazcık sabır, dediğim gibi olacak, büyüyecek, tutacak çiçeğimiz, yılbaşı çiçeğimiz. Evet, şimdi ben bunu ne yaptım arkadaşlar? Diktikten sonra bu çiçeğimi ne yaptım arkadaşlar? Ben buna zaten çiçeklerime yaptığım bütün karışımlarımı videolarımda gösteriyorum. Şimdi bu çay çöpü arkadaşlar. Çay çöpü nedir diyen, nasıl yani, kuru mu yaş mı diyen soran arkadaşlarıma, yaş. Normal demlediğimiz çay, bir çayımız bitiyor. İçiyoruz. Böyle posası kalıyor demliğin üstünde. Bunu şöyle güzelce alıyoruz. Sonrasında çiçeklerimizin dibine koyuyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok etkili. Denemenizde yarar var diyorum. Siz de etkisini göreceksiniz. Bu şekilde toprağına koyun. Tamamen dallarına koymanıza gerek yok. Toprağına koyun. Zaten o suladıkça falan yerleşecek. Yani vitaminini alacak. Bu şekilde çiçeklerinize çay çöpü kullanın arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Şöyle ben size göstermek için bu kadar yeterli. Evet. Bütün çiçeklerinizde, bütün bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Yılbaşı çiçeğinde kullanabilirsiniz. Menekşelerinizde kullanabilirsiniz. Yani dediğim gibi bütün çiçeklerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu yılbaşı çiçeğimi yine diktim. Bu şekilde bunu ayda 2-3 kere yapıyorum. Çay çöpünü. Sizler de deneyin, faydasını mutlaka göreceksiniz. Bakın. Zaten her şey göz önünde değil mi? Görüyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir size.